parayı verir alırlardı. Şimdi düşünüyorlar. Çok ihtiyacı varsa hani alıyorlar. Normalde bizim arı gibi çalışıyor olmamız lazım. Çünkü herkesin ihtiyacı var ama para olmadığı için kimse ihtiyacını alamıyor. Sıkıntının en büyüğü bu. İhtiyaçlarımız Avrupa'yı ama gelirimiz Afrika gibi, öyle bir terslik var yani şu an için. Her sene bayramlar gitgide bayramlıktan çıkmaya başladı. Bayram öncesi satışlarınız nasıl gidiyor? Satışlarımız güzel ama yerli vatandaşımızla hiçbir alışveriş yok. Sadece gurbetçi vatandaşımız alışveriş yapıyor. Ekonomik krizden dolayı. Ekonomiler biliyorsunuz yani çok çok kötü. 200 liraya bir insan yani bir asgari ücretli çanta alamıyor. 150 liraya çanta alamıyor. Çok güzel abla. Daha bundan iyisi olmaz. Daha başka ne istiyor? Başka bir şey yok yani. Daha nasıl alışveriş yapacak? Adam istediğini alıyor, istediğini giyiyor. Daha ne istiyor yani? Ama bundan sonrasında daha şey, yani ne bileyim, her türlü şey var. İnsanlarda her şey var. Allah'a şükür, hamdolsun. Yolunda sıkıntımız yok. Tabii gurbet sezonuyla bir de bayramda karışınca ikisi devam ediyor aynı şekilde. Normal, eski satışlar yok. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Nedeni kriz var ortada, piyasada kriz var. Para yok vatandaşta. Bu yönden alışveriş durgun. Bayram öncesi işleriniz nasıl gidiyor? Çok şükür iyi, fena değil. Eskisinden daha iyi. Yerli vatandaş daha iyi. Gurbetçiler biraz sıkıntılı. Neden? Fiyatları çok buluyorlar. Normalde fiyatlar çok cazip aslında da onlar sanki böyle fiyatlar çok uçuşmuş gibi, böyle kendileri aldatılmış gibi hissediyorlar. Ama öyle bir şey yok yani. Çok ucuz fiyatı alıyorlar. Vallahi eski bayramlara göre çok değil. Yani bu Covid'den sonra hani bir hızlanma olur açılıştan sonra dedik. Ama çok olmadı. Yani beklenilenin altında. Vallahi yerli vatandaş 2 yıldır neredeyse dışarı çıkmamış. 1,5-2 yıldır. İnsanlar hani fiyatların haberi yok. Kimi pahalı diyor, kimi almadan geçiyor. İnsanların ekonomik durumu da yok. Yani alım gücü gerçekten çok düşmüş. Alım gücü yok yani insanların normalde. Hani eskiden parayı verir alırlardı. Şimdi düşünüyorlar. Çok ihtiyacı varsa hani alıyorlar. Çünkü iç çamaşırı temel bir şey. Olmazsa olmazlardan. Ama geliyor insan işte bir atlete bakıyor, bir kilota bakıyor. Düşünüyor, alayım mı almayayım mı? Yani öyle bir durum şey yapıyorum, seziyorum normalde. Şu an itibariyle bayram için satış derseniz bitik bir durumdayız. Şu an bakın işte dükkanın içerisine bakabiliriz. İnsan yok çarşıda. Pandemi bayağı bizi etkiledi ve bitirdi işlerimizi. Şu an oturuyoruz yani, hiç bayram havası yok. Gurbetçi müşteri yok. Normal kendi halkımız yok. Bir şekilde bir durumdayız yani. İşler acısı halimiz. Yani işimiz daha iyiydi. Biz şu an boş oturmuyorduk pandemiden önce. Pandemiden sonra şu an içeri boş. Normalde bizim arı gibi çalışıyor olmamız lazım. Çünkü herkesin ihtiyacı var ama para olmadığı için kimse ihtiyacını alamıyor. Sıkıntının en büyüğü bu. Tabii biraz hareketlilik var ama istediğimiz gibi değil henüz. Yani geçen senelere baktığımız zaman baya bir 3'te 2 oranında hemen hemen bir kaybımız söz konusu. Peki sizce bunun sebebi ne olabilir? Ya en büyük sebebi pandemi tabii ki. İnsanların alım gücü düştü. Hayat ihtiyaçlarımız Avrupa'yı ama gelirimiz Afrika gibi, öyle bir terslik var yani şu an için. İnşallah geçer, düzelir. Yardımcısı olsun Rabbim hepimize. Yerli vatandaşlar da tabii düşüş var ama yine de sağ olsunlar. Allah onların da yokluğunu göstermesin. Yine yapıyorlar alışverişlerini. Biz aşağı yukarı 45-50 yıldır esnaflıkla uğraşıyor, ticaretle. Her sene bayramlar gitgide bayramlıktan çıkmaya başladı. İnsanlar eski gibi bayram ziyaret, pandemir de bunun tuzu biberi oldu. Pandemirden dolayı geçen bayramın millet bayramlaşma olmadığı için onun da bir gevşekliği var. İnsanlar şimdi eski bayramların yarısı yok yani, ticari maksatla soruyorum. Öbür türlü de kaynaşma da yok zaten.